Hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca reklamları atlamazsanız kanala destek olmuş olursunuz. Hepinize merhaba. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine konuğum Memduh Bayraktaroğlu. Çoğunuz kendisini zaten Dede lakabıyla tanıyorsunuz. Videolarını takip ediyorsunuz sosyal medyada. Ben de aslında kendisini yıllar önce YouTube'da görmüştüm. Ama o zamanlar YouTube çok yaygın değildi ve demiştim bu kim acaba falan, Google'da da çok bir şey çıkmamıştı. Keşke o zamanlar YouTube'u kullanmaya başlasaymışız. O zamanlar YouTube tam bir dutluktu. Neyse, Memduh Bey'in çok az zamanı var. Beni kırmadı Türkiye'deki bütün baskı atmosferine rağmen. O yüzden kendisini tanıma bölümünü ve hayatıyla ilgili hikayeyi belki başka bir yayına bırakabiliriz. İnşallah olursa, mümkün olursa. Hemen ben gündeme girmek istiyorum. Çünkü çok sıcak günlerden geçiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, nedense size bazı kardeşlerim, arkadaşlarımı devlet. Tabii ben ona devlet demiyorum. Muktedir ya da iktidar sahipleri nedense hiç de haz etmediğim şekilde tehlikeli görüyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. Konuşan insandan zarar gelmez. Konuşan insan ne en kötü yapacağı eleştirir yani. Ama eline silah almaz, bıçak almaz, top almaz, tüfek almaz. Yani bundan niye korktuklarını anlayamıyorum ya. Neyse, evet Sevgi. Evet, ben hayatım boyunca elime kitap almaktan başka bir şey yapmadım. Hatta rahmetli babaannem derdi, kızım çok okuma, delireceksin falan. Eskiler öyle düşünürdü çok okunduğu zaman. Öyle derler, evet doğru. Evet, şimdi çok sıcak günlerden geçiyoruz. Ben önce izleyicilere, eğer dinlemedilerse sizin kanaldaki son iki videoyu izlemelerini öneriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl aşağıladı, daha masayı devirmeden önce siz bir uyarı yapmıştınız ve maalesef haklı çıktınız. Şimdi ben dünkü videonuzu insanların izleyeceğini de umarak sorularıma geçmek istiyorum. Dediğim gibi zaman kısıtlaması nedeniyle. Orada özetle şöyle diyorsunuz. Bir kere Meral Akşener yakından tanıdığınızı söylüyorsunuz. Çünkü 90'lı yıllarda sizin de dediğiniz gibi. Evet, 99-2002 arası. 99-2002 arası. O Doğru Yol Parti milletvekiliydi. Ben de Tansu Hanım'ın danışmanıydım. Evet. Benim dikkatimi çeken dünkü videoda şeydi. Yani gerçekten hep biraz babacan bir tavırla, zaten sizin öyle bir tarzınız var. Yani sizi dinlediğim zaman şöyle oluyor. Sanki babamdan biraz büyüksünüz yaş olarak ama ben de o kadar genç olmadığım için size Memduh dede diyorlar. Benim çocuklarımdan küçüksün daha, dur. O yüzden dede gibi, sanki baba gibi, böyle aileden birisi tavsiye ediyormuş gibi, tavsiye veriyormuş gibi dinliyorum. Yaşa be Sevgi. Dün de öyleydi. Ben Meral Akşener yerinde olsam sizi dinleyince hiçbir kötü niyet aramazdım. Çünkü gerçekten ülkenin iyiliğini düşünen birisiniz. Ama orada şu dikkatimi çekti. Meral Akşener'e taşeron dediniz ve ben o yüzden soruyorum, direkt soruya giriyorum. Kimin taşeronuydu Meral Akşener? Şimdi birisine taşeron demek normal şartlarda suçlama gibi görünebilir. Ben suçlama amacıyla söylemedim, durum tespiti amacıyla söyledim. Meral Akşener'e bundan yaklaşık herhalde bir İyi Parti kurulurken o zamanki blogumda bir yazı yazdım. Yarın Korkusuz Gazetesi'nde de o yazıyı tekrarladım ama hemen kısaca söyleyeyim. O zaman demiştim ki Meral'e, sakın ola bu kurulan partinin genel başkanı sen olma Meral. Sen lider olamazsın kardeşim demiştim. Neden lider olamayacağını anlatmıştım. Entelektüel birikimin olmadığını anlatmıştım. Bir defa merkez sağ ve merkez solu kucaklaması gerektiğini söylemiştim. Ve çok iyi İngilizce yazman, konuşman gerekir demiştim Meral'e. Fakat birileri, yani Meral'e bu işi taşore edenler diyelim daha doğrusu, bir siyasi parti, böyle bir siyasi parti kurulurken olağanüstü paralar lazımdır Sevgi. Çok müthiş paralar lazım ve o parti kurulurken arkasında hazine desteği yok demiş. Neyse, ve uyardım Meral'i, sakın olma. Gel dedim, bu partinin başına İlhan Kesici'nin getirilmesini sağla. Yani teklif et, bu partinin genel başkanını İlhan abi yapalım de. Çünkü o sırada CHP'den Aytunç Çıray da partiye katılanlardan biriydi. İlhan Kesici de çok eski, daha ODTÜ dönemlerinde. Ülkü Ocakları eski başkanlarından yani. Ama sonradan seküler bir hayatı seçmiş. Modern, liberal, demokrat. Çok iyi yetişmiş. İngilizcesi harika. Uluslararası çapta tanınan birisiydi. Tabii ki Meral beni ciddiye almadı o zamanlar. Doğru bulmadı. Birisine lider olamazsın deyince alınır tabii. Özellikle liderlik. Bana o zamanlar benimle görüşüyordu. Ama ben söyledim. Ben dedim ki bak, ben Meral Hanım için televizyon videolarında da söyledim. Katıldığım kanallarda da söyledim. Sen benim kız kardeşim kadar sevdiğim, değer verdiğim birisisin. Meral Hanım dürüst birisidir. Gerçekten dürüsttür. Yani iyi bir aile eşidir, iyi bir annedir, iyi bir eştir,
iyi bir insandır yani Meral. Ama onlar farklı şeyler. Benim annem Meral'den daha iyidir. Bana göre. Ama bu o ayrı. Ben annemi de yeri geldiğinde eleştirdim. Biz çocukluğumuzdan itibaren bir Balkan göçmeni aileyiz. Bizde eleştiri çok doğaldır. Bizde çocuklara masada otururken, sofrada otururken, o zaman sofra yer sofrasını yerdik. Sus konuşma, büyükler konuşurken denmezdi. Biz öyle alıştık çünkü. Ben kız kardeşlerimi eleştiririm, kız kardeşlerim beni eleştirirler. Sevgilim beni eleştirir, ben sevgilimi eleştiririm. 55 yıldır beraberim ben karımla. Yani ama biz birbirimizi eleştirdikten sonra birbirimize düşman olmayız. Ben bunu Meral Akşener lütfen çıksın. Hayır diyor, yalan söyledisin. Ben bunu Meral'e kendisine de söyledim. Çok daha önce de bir gün rahmetli Behiç Kılıç'ın cenaze töreninde de aynı şeyleri söyledim. Yani olmaz. Meral'den genel başkan olabilir belki ama lider olmaz. Ne diyor onu merak ettim tabii ister istemez. İşte yani. Bana hemen sonra mesafe koydu bana. Ondan sonra beni bir kez bir hastalığım sırasında aradı. Teşekkür ettim kendisine. Ama hastalığım sırasında aradığımda çok şey söyleyecektim ama dedim benim sağlığımı merak ettiğim için söylemiyorum. Yani. Şu, geri dönüp şunu sormak zorunlu hale geliyor. Parti kurmak için para nereden geldi? İşte bak onlara girmem, bilmem oralarını. Bana sanki biliyorsun. Ama sadece şunu bilirim. Türkiye'de kurulan siyasi partileri bilirim. Ben de bir siyasi parti kurucu genel başkan yardımcısıyım. Liberal Demokrat Parti'yi Besim Tibuk kurduğunda ne kadar çok para harcadığını en yakından bilenlerdenim ki Besim Tibuk Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biri olduğu halde dayanamadı. Dayanılamaz çünkü kolay değildir. Bizim gibi ülkelerde siyasi parti teşkilatları para harcamaz. Harcayamazlar. Merkezden gelirse harcarlar. Bakın bugün Muharrem İnce eski bir emekli memur. Öğretmen yani. Efendim dershanesi varmış da falan olabilir. Ne olursa olsun. Ama yaptığı siyaset çok büyük paralar gerektiriyor. Efendim Muharrem İnce'nin arkasında biri var demiyorum. Ama mutlaka vardır, olmalıdır birisi. Yanlış olan nedir? Bir siyasi partinin sermayeye dayanarak faaliyet yapmasıdır. Bunları doğru bulmuyorum. Yani Ümit Özdağ'ın arkasında bir sermaye olmaması mümkün mü? Ümit Özdağ bir profesör, bir akademisyen, bir milletvekiliydi. Nerede bu kadar para? İmkan var mı? Mümkün değil. Bu Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül'ün harcadığı parayı bugün ne Muharrem İnce harcayabiliyor farkında değiliz. Ne Ümit Özdağ harcayabiliyor ne Ahmet Davutoğlu harcayabiliyor. Hatta ne Ali Babacan harcayabiliyor. Bunlar, bu partiler kurulurken çok büyük paralar gerekir. Ve ben bunu bildiğim için de Meral Hanım'ın eşi de tüccar olduğu için, yani inşaatla şununla bununla ilgilendiği için, yani iş insanı olduğu için girme bu işlere dedim. Sen bu işlere girme. Hem birikim olarak yapamazsın bu işleri, hem de ailenden dolayı yapamazsın. Terslikler olur. İşte bakın hep dediğim şu 3 yıldır. Bu ittifakı bir kişi yıkarsa o da Meral Akşener. Meral Akşener. Ha ittifak yıkıldı mı? Hayır. Belki soracaktın ama söyleyeyim. İttifak yıkılmadı. Bu ittifak devam eder. Devam edecektir de. Meral Akşener'in yerine birisi gelir gelmez bilmiyorum. Ama sevgi, 3 yıldır söylediğim bir şeyi bir de senin kanalında bir kez daha tekrarlayayım. Türkiye ilk defa hayatında, demokratik hayatında ilk defa kimin seçileceği değil, kimin seçilmeyeceği bir seçime gidiyor. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye ilk defa siyasi partilerin ittifak yapacağı değil, seçmenlerin ittifak yapacağı bir seçime gidiyor. Biliyoruz ki hep beraber bütün ciddi kamuoyu şirketlerinin, araştırma şirketlerinde %65 ile 60 arasındaki bir oran oy vermemekte kararlı olduğunuz lider kim sorusuna Recep Tayyip Erdoğan cevap veriyorlar. %65. Efendim belki şeye Demirtaş'a olsaydı aday belki %95 çıkar. Ayrı bilmiyorum belki 85 çıkar. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemekte kararlı %60 ile 65 arasında bir seçmen var. Bu 60 seçmen, 66'tan alalım. Neresine bakarsanız bakın göreceksiniz. Ki bunlar yalnız o %12-13'ü HDP'li seçmenler. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında mutabakat tam sağlanırsa ki artık çok iyi bir gidiş var orada. Benim gördüğüm ilk turda seçmenler, İyi Partili seçmenler yahu bu adama HDP'liler de oy verecek diye bakmadan oy vereceklerdir diye düşünüyorum. Kahin dilim burası Türkiye, seçmen yarın değişebilir de. Erdoğan şapkadan tavşan mı çıkarıyorlar?
Belki bu sefer bir tane beygir çıkarır. Bilmiyoruz yani. Ama öyle olacak. Sonuçta söz konusu olan gerçekten bu sefer vatan, yani ülkenin kurtuluşu. Bütün ben şey diye espri bile yaptım. Yani şu an cansız bir manken koysalar oy verecek bir sürü insan var. Yani önemli olan kimin olmayacağı, dediğiniz gibi. Burada demin Meral Akşener'e yine geri dönmek istiyorum, gündemde çok olduğu için. Ve de bence burayı da biraz aydınlatmak gerekiyor. Yani bence siz biraz satır aralarında verdiniz o mesajları, anlayan anlamıştır diye düşünüyorum ama anahtar kelime inşaat sanki. Ben dün bir tweet attım. Mesela ben çok uzun zamandır isimlerini de veriyorum. İsmail Saymaz'a, Timur Soykan'a, Murat Ağırel'e sesleniyorum. Çocuklar, gençler, siz Türkiye'nin en iyi araştırmacı gazetecilerisiniz. Yüreklisiniz, cesaretlisiniz, akıllı çocuklarsınız. Ama diyorum, bugüne kadar hiçbiriniz Akşener'in oğlu ve tabii ki aslında arkasında eşi var Akşener'in ile İstanbul Belediyesi ve Mehmet Cengiz arasında taşeronluk konularında neler olup bittiğini araştırmıyorsunuz. Belki hiçbir şey yok ama dedikodu çok. Dedikodu yapan da ben değilim. Hayır, ama olağanüstü bir dedikodu var bu konularda. Ama herkes aynı şeyi söylüyor, biliyoruz. E biliyorsunuz ama o zaman halkın, kamu iş dünyasından bahsediyorum. Ben çünkü iş adamlığından gelmeyeyim. İş dünyasında konuştuğunuzda görüyorsunuz ki bunu konuşmayan iş adamı yok neredeyse. Hem de öyle şeyden değil. Yani laf olsun biri gelsin bir nalbur falan değil. Ünlü, kelli, felli iş adamları konuşuyor bunu. Meral Hanım'a yakıştıramıyoruz diyorlar. Açık söyleyelim bunları. Ha yalansa da rahmetli Vehbi Koç, bizzat kulaklarımla duydum 1981 senesinde Antalya Mayıs, ağaca papayı vurmuştu. Ağacının papayı vurduğu gün ya da bir gün sonra olabilir. Behbi Bey 15 kişi kadardı. Ben de Behbi Bey'in bayilerinden biriydim, Behbi Koç grubunun. Dedi ki çocuklar, gençler, iş adamlarsınız. Bir olayın şuyu vukuundan beterdir. Ben diyorum ki bu üç gazeteci bilhassa diğerlerine de Meral Hanım'la ilgili bu dedikoduların aslının olmadığını mutlaka gösterin. Aslı varsa da gösterin ama. Nitekim pardon, dün gece Artı TV'yi izliyordum. Artı TV'de kim söyledi bilmiyorum ama çok ağırbaşlı, ciddi bir hanımefendiydi zannediyorum. Galiba şey mi, Çalıkuşu muydu? Birisi söyledi. Bazı iş adamlarıyla hanımefendinin eşi ya da kendi arasındaki konuşmalarla ilgili kayıtlar olduğu ve bu kayıtların da Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde olduğu iddiaları vardı. İddiaları vardı. Ama vardı yani. Ben de çünkü bu aday belirleme sürecinde şöyle, şuna benzer duyumlar da almıştım. Yani bu iki adayı, Meral Akşener'in istediği ve üzerinde direttiği iki adayı aslında inşaat lobileri bir anlamda diretiyor. O yüzden anketlerde bunlar soruluyor. Anketlerde kim sorulursa o çıkıyor. Yani anketlerde Memduh Bayraktaroğlu mu olsun, Erdoğan mı olsun derseniz Memduh Bayraktaroğlu'nu seçerler insanlar. Ve o zaman birisi de der ki anket şirketlerine, bakın Memduh Bey çıkıyor, niye onu aday göstermiyoruz da diyebilir. Burada bir aşama iş açma. Dünkü videonuzda hızlı gidiyorum, dediğim gibi zamanınızı almamak adına panik yaptım yani biraz. Bir cümle daha vardı. Meral siyaset değil, ticaret peşinde. Bence bu da bir anahtardı. Bu anahtarları ben veriyorum ve doğru yapmadığını söylüyorum. Ben kendimi övmek istemiyorum çok. Ben dedim ama sevgili Sevgi, sen çok gençsin. Yaklaşık herhalde bir 13-14 sene kadar, o yok 2007 ya da 2008 senelerinde Gülen cemaati o zamanlar çok gözde. Hatta rahmetli Bülent Ecevit çok takdir ediyor, çok destek veriyor cemaate. Başbakanlığı döneminde tabii derdi ama o zamanlarda kaybetmiş miydik Bülent Bey'i? Belki de kaybetmiştik. Ama yakından biliyordum ki Gülen cemaatinin bu dış okullarına Ecevit'ten büyük destek vardı. Süleyman Demirel büyük destekler vermişti. Neden? Yahu diyorlardı bunlar. Amerikalılar, Avrupalılar falan işte şunlar bunlar, Hollandalılar. Ekonomik emperyalizm yapıyorlar. Şu bizim çocuklar da dışarıda kültür emperyalizmi yapıyorlar. Ya bırakın yapsınlar diyorlardı ve para veriyorlar. Yalan yok. Her başbakan örtülü ödenekten Gülen cemaatinin dış okullarına para verdi kardeşim. Hepsi verdi. Tayyip Bey dahildir buna. Bilmiyorum ama diğerlerin hepsi verdiler. Bundan eminim. O zamanlarda ben cemaat ticaretin içine, bankacılığın içine, sanayinin içine sokulmaya başladığında uyardım cemaati. Aman sakın yapmayın. Size ondan sonra Cemaat Holding ismini takarlar. Bakın girin, belki de arşivlerde bulacaksınız. Cemaat Holding ismini takarlar. Sizi depolu hale getirirler ve kullanırlar dedim ve kullandılar. Ben
Ergenekon davasında açık net söylüyorum. Cemaatin hakimleri, savcıları, yani cemaate gönül vermiş cemaatin, cemaat bir şirket değil ki ya da parti değil ki. Olabilir mi? Olabilir elbette. Elbette ama o belgeleri veren dönemin iktidarıydı. Bütün belgeler dönemin iktidarı tarafından verildi. Onlar görevlendirildi. Ve diyordum ki ben, bakın önce sizi yiyecekler, sonra sizi kendi kurdukları yeni orduya yedirecekler. Açsınlar baksınlar arşivler duruyordur. Ben haklı çıktım. Geçen gün sevgili Nurullah Bey kardeşimiz, Albayrak kardeşimiz çok nazik bir bana yazı gönderdi. Nurullah Bey tabii ki diyor benim haberim, yani ben bunu kasten yapmış değilim. Benim hakkımda şikayet davası açtı cemaat. Neden? Efendim cemaati aşağılıyor diye. Oysa ben haklı çıktım. Göreceksiniz dedim, bir gün size hesap uzmanları cemaate dalacak dedim. Ve aynen de daldılar. Ben bunları söylerken ben çok deneyimliyim. Bırakın kendimi öveyim. 72 yaşındayım. Saçımın telinden ayak tırnağıma kadar deneyimliyim. Çok çile de gördüm. Çok refah da yaşadım ama insanları tanıdım. Meral Akşener konusunda yanılmadın diyorlar bana. Ya niye yanılayım ki? Tanıyorum. Biliyorum. Kötü insan demiyorum ki. Bu işi yapamaz diyorum. Bu işi bozar, o bozar. Neden? Çünkü üzerinde ticaret var. Birisinin üzerinde ticaret varsa, birisinin üzerinde para işi varsa o kişi güçlü olamaz. Mümkün değil. Ya da işte MHP'li eski pek çok milletvekilinin kasetleri gibi. Yani bilmiyorum, belki de şu anda da MHP'de birilerinin kasetleri var birilerinin elinde. Ve bu kasetlerin duyulmasını, görülmesini kimse istemiyor. Belki, bilmiyorum bakın. Ama şunu tecrübelerim bana anlatıyor ki eğer birileri birilerine tam teslim olmuş ise kesinlikle ya ticari deposu vardır, ya kredisel deposu vardır ya da başka türlü toplumumuzun asla kabul edemeyeceği bir deposu vardır. Deniz Baykal'ın kaseti çıktı ama Deniz Baykal'ın kaseti çıkmadan önce Deniz Baykal'a o kaseti izlettiler. Arkasından anayasa değişikliği geldi. Yapmasınlar, etmesinler, eylemesinler. Aslında şöyle olsa, özellikle bu kaset konularında, yani para herkesi ilgilendiriyor, bütün toplumu, herkesin hakkı var. Ama mesela özel hayatta Deniz Baykal o zaman şöyle çıksaydı, kardeşim evet millet bunu kabul etmez ama bu benim özel hayatım, yanlışımsa ben bunun hesabını eşime, aileme, karıma veririm deseydi ve beni bu şekilde kullanamazsınız, bana şantaj yapamazsınız deseydi, milletin gözünde daha büyümez miydi? Yani sevgi, sevgi harika bir konu, aklımda değildi ama şimdi. Deniz Bey rahmetli beni sabah aradı, Akyaka'dayım. Hatta işte burada bir otelden falan söz etti bana. Dedi ki orada Yücelen'de bir otel var, sahibini çok severim. Memduh Beyciğim dedi, gelmek istiyorum, sizinle de görüşürüz. Çok iyi yaparsınız dedim. Hem de o artık kasetin yayınlandığı gün oluyor bunlar. Ama dedi ben sizi başka bir şey için aradım dedi. Biliyorum dedim için aradığınızı. Buyurun dedim. Ne yapmalıyım dedi. Clinton'ın yaptığını yapın dedim. Kimi ilgilendirir? Bana bunun hesabını karım sorarsa çocuğum, oğlum ve kızım sorar. Bana başka hiç kimse bunun hesabını soramaz. Bana bunun hesabını mahkeme bile soramaz. Benim beraber olduğum kadın da ben de rızaen bu tür ilişkilere girebilecek yaştayız. Yasal hiçbir engelim yok deyin dedim. Emin misiniz dedi. Yok, çok eminim dedim. Sakın başka türlü bir şey yapmayın. Partiyi sizin elinizden alırlar dedim. İşte bu sevgili canım, karıcığım benim canım. Hatta bana dedi ki ya Deniz Bey'e çok ağır konuşmadın mı? Hiç ağır konuşmadım. Bana sormasaydı o zaman. Bana ne yapacağını sordu. Ben de böyle söyledim ona. Ama yapmadı. Yapmadı. Yapamadı. O da yapamadı. Benim dediğim gibi yapsaydı, devam etseydi yoluna, bence çok daha iyi şeyler olabilirdi. Efendim Deniz Baykal iyi bir siyasetçi değildi. İyi bir siyasetçi de değildi, bilmiyorum. Ama ilk bunu ne zaman yapmalıydı? Bunu Zülfü Livaneli, o yazıyı, yani Beylerbeyi'ndeki polis evinde yenilen, Tayyip Bey'le beraber yenilen yemek yemeğindeki yazıyı yazdığı gün Zülfü Livaneli bunu söylemeliydi. Bunu anlatmalıydı. Deniz Bey bu işe girerken acaba başka bir şey mi var? Ben bunu Deniz Bey'e sordum. Sonra kamuoyuna da açıkladım. Bana Deniz Bey şöyle söyledi. Memduh Bey dedi, biz o anayasa oylamasında destek vermeseydik bizden 15 kadar milletvekilini zaten Tayyip Bey satın almıştı dedi. Satın almıştı dedi. Ve ben bunu açıkladıktan sonra da rahmetli oldu. Beni hiç tekzip etmedi. Korkusuzdaki gazetede de yazdım. Birçok yerde de söyledim. Şimdi böyle olunca şu soru akla geliyor.
Evet, siyaset böyleyse, toplum neyse siyaset de onun aynası. Demek ki hani böyle satın alınan ilişkiler, işte kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklar, toplumun siyasete güvenmesi için bir sebep yokmuş gibi gözüküyor. Umutsuz olması için de sebep var. Ama bir yandan da toplum Hayır, neyse... umutsuz olması için sebep değil bu. Ama güvenmemek için mücbir sebeptir. Yani toplum neyse siyasetçi de o değil mi sonuçta? Evet, onu diyorum ama umut ayrı bir şeydir. Bunu şöyle anlatırım ben. Mevlana'nın bir sözüyle anlatırım. Mevlana der ki havuza su taşıyan borular kirli ise havuzun suyu temiz olur mu? Borular kirli, sivri. Sevgi, borular kirli. Onun için havuza dökülen milletvekilleri de haliyle kirli çıkıyorlar orada. Hepsi değil ama çoğu kirli çıkıyor. Siyaset bu. Siyaset ne yazık ki böyle bir şey haline getirildi. Ama düzelecek, ben inanıyorum. Sizler ya, harika bir kuşak geliyor Türkiye'de. Yani 8 yaş, 10 yaş, 18 yaş, 28 yaş, 38 yaş, hatta 40. 40-50 arası bile bence mükemmel bir kuşak geliyor Türkiye'de. Harika. Ben çok beğeniyorum. Kim ne derse desin, söylenenlere inanmıyorum. Yok efendim bilgisayar kuşaymış da, yok akıllı telefon kuşaymış da. Ha, sanki bizim zamanımızda bilgisayar vardı da biz oynamıyorduk. Olsaydı biz de oynayacaktık. Bu iyi misalleriniz de aslında biraz bulaşıcı ve güzel. Belki de buna ihtiyacımız var gerçekten. Şunu da merak etmeden edemiyorum. İlhan kesici dediniz ve daha açıkçası yani ben biraz sözümü esirgemem. Sizin videoyu izlerken bile dedim ki ya Memduh Bey nasıl oluyor da İlhan Kesici gibi bir ismi öneriyor? Çünkü niye derseniz ben 1990'lı yıllarda lisedeyken bir şekilde bir ANAP sevgim ve şeyim vardı. Böyle siyasete merakım vardı ve İlhan Kesici İstanbul Belediye Başkanı adayıydı. Kabataş Erkek Lisesi'nden bir mezun bana onunla Okul Gazetesi için röportaj yaptırmıştı. İşte ben de aynen sizin dediğiniz sebeplerle seviyordum. Aa işte çok iyi eğitimli, düzgün, bürokrat. Öyledir de belki. Ama şu an baktığımda Türkiye'nin bu içinden geçtiği tünelde hiçbir sözünü duymadım. Ne Kürtlerle ilgili zulümde, ne KHK, ne başka bir şey. İlhan Kesici benim gözümde sürse buna dokunmayan ama her kriz anında böyle sanki depoda bekletilen yedek aday gibi duruyor. Neden siz İlhan Kesici gibi bir ismi? Yani detay gibi geliyor ama merak etmeden de geliyor. Yok, çok güzel bir soru. Sevgi, bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda herhalde Türkiye'de en çok izlenen, en etkin olan, hem de Korkusuz'daki 80 bin, bugün Türkiye'de 80 bin yazılı basında tiraj çok yüksek bir tiraj. Yazan gazetede haftanın 6 günü yazı yazıyorum, köşem var. Sen benden bahsedildiğini hiç duydun mu? Doğru. Yani açıkçası ben sizi çok geç Türkiye'de değil mi? Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye istemiyorlar biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yaparken çaldırmaz. Kesin. Ben kefilim. Bir defa zaten çalmaz. Çalsaydı en önemli mevkilerde baya baya uzun süreler kaldı. Daha 40 yaşındayken çok kolay aldatabileceği, çok rahat şeytana uyabileceği yaşlarda yapmadı. Ne para ne kadın işlerine, hiçbirisine girmedi Kemal Bey. Ama Kemal Bey istemiyorlar. Kemal Bey istemeyenler kimler? Devletle iş yapanlar. Başka malum bazı gazeteciler. Neden? Alışmışlar cukkaya çünkü. Altyazı Yani şimdi beni gündeme getirebilirler mi? Ya ben evime bastılar, haber olmadı. Dondurmayı yalayarak yedi dediğim iddiasıyla hapis cezası çarptırıldım, haber olmadı. Evime Rütük'ten haciz gönderdiler, haber olmadı. Anavatan AKP tazminat davası konusu, yediğim diğer hapis cezaları hiçbirisini bana bir tane söylesene. Ya Telebir konuştu de mesela. Hadi bırak gazeteleri. Telebir yapmadı. Halk TV yapmadı. KRT yapmadı. Global hiçbirisi ne benle ne İlhan Kesici ile ilgili haber yapmaz. Ya onlara diyorum ki benden niye korkuyorsunuz? Ben siyaset yapmam. Yapsaydım 1999 seçimlerine girerdim. %1000 kazanırdım. 40'larıyla birinci sırayı verdi bana Tansu Çiller. İlhan Kesici'den niye korkuyorlar? İlhan Kesici Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka versiyonu. Çalmaz. Çaldırmaz. Gazeteciler arasında ayrım yapmaz. Partizanlık yapmaz. Mustafa Kemal Atatürk'e birisi geliyor. Diyor ki paşam beni tanıdın mı diyor. Bakıyor, tanımadı tabii. Hani diyor siz diyor Makedonya Selanik'te diyor ben sizin karşı komşunuzdum. Ya benim oğlum Türk Hava Yolları Devlet Demir Yolları'nda işe girecekti. Hatta sizin adınızı verdik. İşe almadılar. Lütfen bir söyler misiniz diyor. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor biliyor musun? İyi yapmışlar diyor. İşte lider.
İlhan Kesici'ye bunu yapamazsınız çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu yapamazsınız. E bakın AKP'nin kadrolarına. İmam Hatipleri küçümsemek için asla söylemem. Çok iyi öğrenciler yetişti. Çok kariyer sahibi oldular. Ama bu kadar mı ya? Nereye baksanız İmam Hatipli kardeşim. Ya Kızılay Genç Kızılay diye bir kurum var. Genel yardımcısı, evet. Genel başkan yardımcısı bir CV vermiş. Gördüm. Bir tek mezun olduğu okul yok. Kur'an'da hep birinci olmuş. Hep sınıf başkanı olmuş, mümessil olmuş. Bunları yazıyor ya. Allah Allah. Ya sevdi yani ne diyeyim başka ben. Evet. Gelelim. Ben Türkiye'de İlhan Kesici olması şart değil. İlhan Kesici gibi birisini. Ben bu geceki bir videom yayınlanacak. 9'a çeyrek kala. Orada da İYİ Parti'nin genel başkanlığından Meral Hanım'ın istifa etmesini, Bilgin Yılmaz mı? Yılmaz Bilgin mi diye yeni birisi geldi Amerika'dan. Evet. Harika bir adam. Amerika'dan pardon. Söyle. Özgeçmişe süper bir adam. Hangi akla hizmet Türkiye'ye geri döndü diye merak ettim doğrusu o kişiyi. Ben de dedim işte onu söyledim ama. Hatta ben onu bir gün dinlemiştim, televizyonda izlemiştim, uyarmıştım. Hem Korkusuz'daki yazımda hem de videoda. Aman kardeşim demiştim, dikkatli ol. Sen siyasetçi değilsin. Bu siyasetçiler senden korkar, seni yerler. Sen çok ön plana çıkma. Şimdilik orada kal diye söylemiştim. Şimdi bugün artık fahiş ettim adamı. Dedim ki Meral Hanım'a, istifa et Meral. İstifa et kardeşim, sen bittin artık. Ama yerine öyle birini bırak. Bütün seninle çalışan kadroların hepsi istifa etsinler. Bırak o kursun bir kadro gelsin. İyi Partili seçmen buna hazır. Çünkü İyi Partili seçmen Meral'in peşinden gelmedi. İyi Partili seçmen bu hubbu âli değil, bu zümuhabe lafı gereği Erdoğan'dan ve Bahçeli'den nefret ettiği için İyi Partili peşinden geldiler. Meral de gitse, Ahmet de Mehmet de hepsi gitseler. Hele bu Yavuz Arar, öyle oğlu Koray Aydınlar falan gitseler İyi Parti %20'yi geçer. Öyle de işte, ama giderler. Evet. Çünkü dediğiniz gibi taban hazır da ben de Ankara'ya sizin kadar olmasa da bir tecrübem var. Belki biliyorsunuzdur Çankaya ve bürokrasi. Orada şunu tecrübe etmiştim. Biraz donanımlı ve düzgünseniz sistem sizi atıyor, itiyor, istemiyor. Yani sizi barındırmıyor. Tehdit olarak algılıyor anında. Doğru. Şimdi bak İlhan Kesici neden yok? İlhan Kesici'yi bir defa çıkarıyorlar gündeme bütçe konuşmalarında. Cumhuriyet tarihinde ondan daha iyi bütçe analizi yapan hiçbir milletvekili çıkmadı. Kemal Bey hesap uzmanı, maliyeci. O bile o bütçe analizini yapamaz. Onu veriyorlar. Ama başka televizyonlara çıkayım dese İlhan Kesici aman diyorlar, sakın sen çıkma. Yani çakallar köşeleri tutmuş diyorsunuz. Bir de parayı takip etmek gerektiğini anlıyorum. Gerçi bunu da çok geç anladım hayatta. Kırkından sonra paranın ne kadar önemli olduğunu anlayan biraz saflardan. Sadece para değil. Polis romanlarında da vardır. Cinayet işlendikten sonra parayı ve kadını takip ederler. Burada Meral Akşener durumunda kadını takip edemiyoruz. Yani ben o açıdan söylemiyorum. Ama mesela bak MHP'li bütün milletvekilleri kadın yüzünden gittiler. Benim saygı duyduğum harikulade bir adam Deniz Bölükbaşı, Osman Bey'in rahmetlinin oğlu Deniz Bey. Mükemmel bir kariyer ama nefsine hakim değilsen siyaset yapmayacaksın. Hayır ya da yani öyle bir şey varsa bile o kimseyi ilgilendirmez. Eğer milletin hakkını... Efendim ilgilendirir ilgilendirmez ayrı şeyler bunlar. Ben sana bir realiteden bahsediyorum. Burası Türkiye. Evet. Ama ben Allah göstermesin başıma gelse hiç korkmam söylerdim. Deniz Bey'e de söyledim aynı şeyi. Ya bunları yıkalım artık dedim ya. Bunları Mendup Bey dedi Türkiye'deyiz. Toplumun %99'u böyle bir şey. Ya dedim Türkiye'desin ama bunu birileri yıkmalı ya. Bu evet. Bir fırsat dedim ya. Yıkar. Olmazsa ne olur kardeş? Affedersin yani. Pardon. Memduh Bey şunu da söylemeden demeyeceğim. Benim bıraktığım Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında fark var. Çünkü bakıyorum TikTok'ta, Gündüz Kuşağı programlarında o muhafazakar dediğimiz Türk toplumu çoktan aşmış yani. Ah neyse oralara girme. Boşver. Peki son olarak şu sorayım. Yavaş yavaş toparlayalım biliyorum. Hadi lütfen. Lütfen. Tansu Çiller. Yani Tansu Çiller de yani biliyorum geride kaldı ama sizin gibi aklı başında düzgün dürüst ülkenin iyiliğini kendi çıkarının önüne koyduğunu gözlemlediğimiz birisi neden Çiller gibi birisiyle siyaset yaptı ya da sonradan pişman oldunuz mu buna? Şimdi ben yaptığım hiçbir işten pişman değilim. Ben Günaydın gazetesinde yazarlık yaptığımda Necmettin Cevheri Allah uzun ömür versin yaşıyor. Yıldırım Aktun'a sağlık bakanıydı. Günaydın gazetesinde geldiler. Onlar yarım saat sonra gittiklerinde Bekir Kutmangil rahmetli beni odasına davet etti patron.
Abi dedi bana, abi diyordu. Çok da sevdiğim, çok harikulade bir insandı. Abi dedi ya, ben sizi çok seviyorum. Öyle mi? Hep sizi de falan konuşan bir saygın bir iş adamı aynı zamanda. Sizi çok seviyorum ama dedi, ben Kemerburgaz'daki madenlerim var, kömür madenlerim. Orada çok büyük bir matbaa kuracağım. Onunla ilgili dedi kredi işim var. Ve dedi beyefendiler geldiler. Özer Bey, Tansu Hanım'ın tarafından görevlendirilmişler. Sizi gazetede istemiyorlar. Bana kırılır mısınız dedi. Ya Bekir'cim niye kırılayım kardeşim dedim ya. Öptüm yanaklarından, ayrıldım gittim. Şimdi bakınız, bu zaman o günlerde beni Günaydın'dan kovduran aile. Çiller ailesi. Sonra oradan sonra Milliyet'e gittim. Umurtalıoğlu, o da Paris'te yaşıyor. Umurtalıoğlu genel yayın yönetmeniydi. Benle çalışmak istiyordu. Ben de onunla çalışmak istiyordum zaten. Milliyet'te yazı yazmaya başladım. Milliyet'te ancak 2,5 ay kadar belki yazdım, belki yazamadım. Umur'u gönderdiler. Yerine rahmetli Ufuk Güldemir'i getirdiler. Ufuk Güldemir'in ilk geldiği gün kovduğu kişi benim. Sonra Tansu Çiller bana ilerleyen yıllarda. Çünkü onlarla ilgili bütün eleştirilerin de haklı çıktım. Ne eleştirmezsem hepsinde Tansu Çiller haksız, ben haklı çıktım ve perişan oldular. Tansu Çiller bana dedi ki, Sayın Bayraktaroğlu, danışmanım olur musunuz benim dedi. Niye olmayayım dedim. Geçmişi unutacak mısınız dedi. Ya unutmayabilirim ama dedim, ben zaten o günleri sizinle ilgili bana yapılanların hepsini affettim dedim. Ama ben gazeteci ve yazarım aynı zamanda yani, ve iktisatçıyım. Unutmam mümkün değil dedim elbette. Ama sizinle çalışırım ve ben dedim yalnız itirazcı bir adamımdır. Ben isyankarımdır. Ve sonra birkaç defa çok kopma noktasına geldim de hep sevgilim beni yatıştırdı. Ya bırak etme eyleme diye. Var kitaplarımda anlattım, kitabımda anlattım ben bunları. Tansu Çiller'le ben liberal demokrasiyi, ama liberal sosyal demokrasiyi kurabilmek için beraber oldum. Belki bir günlerde anlatırım ama Çiller yıllarımda var, anlatıyorum. İzmir'de Çeşme'de yemek yerken karımla Tansu Hanım aradı. Eşimin yaş günüydü. Hatta o gün dedi ki, Sayın Bayraktaroğlu, çok güzel liberal demokrat sosyalizm yaz, sosyalist liberal sosyal demokrasi yazmışsınız ama dedi, bizim dedi parti dedi biliyorsunuz daha ziyade taşra ve köy kökenlidir. Arkadaşlar çok kızmışlar. Bana sizi şikayet ettiler dedi. Dedim hanımefendi, dünyanın geleceği, bırakın Türkiye'yi, dünyanın geleceği biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar felsefesine uyumaktır dedim. Biz buna uyamazsak böyle gideriz ve köhnemiş bir parti olarak kalırız dedim. Sonra tabii yine yazıyı kaldırdılar galiba oradan, hatırlayabildiğim kadarıyla. DYP sitesindeydi yazı. Kaldırdılar. Olmadı. Bunları yapabilirim zannettim. Giderken, seçimlere giderken o zaman da İlhan Kesici'yi önerdim. Evet dedi bana. Doğru söylüyorsunuz. İlhan Bey'i ben de çok beğeniyorum dedi. Çıktık yalıdan. Sevgilimle beraber Kırklareli'ne gidiyoruz. Anneciğimi ziyarete. Şimdiki o torunlar mı? Ne o eski Ali Sami Yasad'ın orada. Bakın yer bile aklımda. Telefonum çaldı. Hasan Ekinci arıyor. O da yaşıyor. O da yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Sayın Bayraktaroğlu dedi, siz siyasetten ne anlarsınız? Sayın Başbakan'ın kafasına girmişsiniz. Bu İlhan Kesici gibi bir adamı dedi, partide milletvekili yaptıracaksınız. Karışma kardeşim işimize dedi. Ben de onun üzerine dedim ki, yahu Hasan Bey, senin için de dedim Acar kentin yarısını Orman Bakanı iken verdi. 60 tane villa aldı diyorlar. Ne diyeceksin dedim, telefonu kapatıverdi. Şimdi yani ben lafını esirgeyen birisi değilimdir. Ya esirgeyecek olsam bu kadar cezaya rağmen bunları konuşmam ya sevgi. İyi ki de esirgemiyorsunuz. Aslında Türkiye'de Yani bu tarz insanlara ihtiyacı var. Tansu Çiller'le o güne tekrar dönsem yine danışmanlığımı yaparım. Bu sefer daha çok kavga ederim. Peki, konuşacak çok konu var aslında ama sizler... Ama Buyurun. lütfen inan ki samimi söylüyorum, yarım saati buldu ve ben bir de galiba hızlı konuşan bir tipim, heyecanlı bir tipim. 30 senelik bypass'tayım, bir tane stent var. Aman sevgili kızım benim, yavaş yeter. Olur mu yavrum? Tamam. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Size de uzun, sağlıklı, nice yıllar diliyorum. Sevgilinizle beraber. Sevgilim demeniz İnşallah. çok hoşuma gidiyor bunca yıl. Benim sevgilim, ben onu tanıdığımda 15 yaşındaydı ve sevgilim olarak tanıdım. Nikah sevgililiği ortadan kaldırmıyor. Ben onun sevgilisiyim, o benim sevgilim. Herkese tavsiye ederim. Eğer aralarında soğukluk olan varsa eşler, birbirlerine sevgilim demeye başlasınlar. Görecekler ki çok şey değişecektir. Eski birbirlerine varsa eğer gönderdikleri mailler, bizim zamanımızda mektuplar vardı. Onları birbirlerine karşılıklı olarak okusunlar. Görecekler ki çok şey değişecektir. Sevgi ve sevgilim dünyanın en güzel iki kelimesidir. Tavsiye ederim. Evet, ilişki nasihati de vermiş oldunuz bu vesileyle. Çok, ben de düşüneceğim bunun üstünde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek Ailene selam üzere. söyle kızım. Herkese selam. Bütün izleyicilerine, takipçilerine. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica Ağzınıza ederim. sağlık.
Eğer kanalımı beğeniyorsanız, içeriklerden memnunsanız ve benim gazetecilik macerama destek olmak istiyorsanız, bunun abone olmaktan, yayınları beğenmekten ve paylaşmaktan başka bir yolu daha var YouTube üzerinde. O da üyelik, yani katıl, join butonu. Bakarsanız ve destek olursanız memnun olurum. Teşekkürler.